Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çocukların çok severek tükettiği bir tarif hazırlayacağız sizlerle birlikte. Tavuk kalamar yapacağız. Normalde kalamarı seviyorsanız, kalamar lezzetinde tavuk etiyle nasıl güzel bir şey çıkıyor ortaya hep birlikte hazırlayıp göreceğiz inşallah. Ben şimdi tavuklarımı doğradım. 750 gram kadar tavuk göğsü var burada. Özel baharatlarıyla buluşturdum. Buzdolabına koydum. Bir müddet dinlendi. Şimdi nasıl yapmışım? Devamını hep birlikte izleyelim. Yemeğimizin yapımına öncelikle tavuk etlerimizi doğrayarak başlıyoruz. Burada 750 gram kadar tavuk göğsü var. İnce şeritler halinde doğruyoruz. Çok fazla kalın olmayacak, çok ince de olmayacak şekilde tavuk etlerimizi doğruyoruz. Tavuklarımızı gördüğünüz gibi parmak kalınlığında şeritler halinde doğradık. Şimdi baharatlarıyla buluşturacağız. Bir diş de sarımsağımız var. Sarımsağımızı da rendeledikten sonra üzerini streçleyeceğiz. Buzdolabında biraz dinlenmeye göndereceğiz. Baharat olarak kullandıklarımı sayayım sizler için hemen. Bir çay kaşığı kadar köri kullanıyorum. Yeteri kadar tuz, kırmızı toz biber, tatlı, karabiber ve kekik kullanıyorum biraz. Şimdi baharatlarını ekliyorum tavuklarımın üzerine. Bir diş sarımsağım var. Sarımsağımı da rendeliyorum. Ve şimdi güzelce harmanlıyorum. Her tarafına baharatları gelecek şekilde karıştıracağım. Bunu bir eldiven giyerek elinizde de yapabilirsiniz. Ama şu anda ben kaşıkla karıştırmayı düşünüyorum. Karıştırabilirsem inşallah. Tavuklarımı baharatlarıyla buluşturdum. Şimdi üzerine bir streç film çekeceğim ve buzdolabında 1-2 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Tavuklarımız dolapta dinlenirken biz de şimdi sosunu hazırlayalım hep birlikte. Sosumuz için öncelikle bir adet yumurtamız var. Yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Bir şişe maden sodası var. Sodamızı da ekliyoruz. Burada yarım çay kaşığı kadar tuz var. Az önce tavuklarımızı doğradığımız zaman baharatlarıyla buluştururken biraz da onlara eklemiştik. O yüzden bunu göz önünde bulundurarak çok az da sosumun içerisine tuz ekliyorum. Şu şekilde bir çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Burada 5 yemek kaşığı unum var. Ölçtüm. Unumu ilave ediyorum. Ve şimdi sosumu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Sosumu karıştırdım. Şu şekilde biraz yoğun bir kıvamı olmalı. Çok aşırı sıvı, akışkan bir kıvamda yapmayın. Kıvamı tam olarak bu olacak sosumuzun. Dolapta dinlenen tavuklarımızı şimdi hazırlamış olduğumuz sosumuzun içerisine ilave edip güzelce harmanlıyoruz. Sosu her tarafına gelecek şekilde bulayacağız tavuklarımızı. Bu tarif ayrıca yağ çekmiyor, çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yanına da inşallah güzel bir dip sos hazırlayacağız beraber. Videomun sonunda inşallah onun da tarifini vereceğim.
tavuklarımızın her tarafını sosla güzelce kaplıyoruz. Şimdi 15-20 dakika kadar ağzını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Tavuklarımız sosunda beklerken biz de yanında ikram edeceğimiz dip sosumuzu hazırlayalım. Burada 2 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdum var. 2 yemek kaşığı mayonez ekliyoruz. Burada çok az tuz var. Şöyle çay kaşığının ucuyla diyebilirim. Yarım çay kaşığı kadar pul biber ekledim ve bir tatlı kaşığı dolusu nanemiz var. Bunu güzelce ekliyoruz içerisine ve harmanlıyoruz. Dilerseniz içerisine küçük bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz ama ben tavuklarımı eklediğim için bugün eklemeyeceğim. Normalde ekliyorum, çok lezzetli oluyor. Mutlaka sarımsak da ekleyebilirsiniz seviyorsanız. Ve dip sosumuz hazır. Şimdi bunu buzdolabında dinlenmeye bırakacağım ve tavuklarımı kızartmaya geçebilirim artık. Kızartma tavamın içerisine bir miktar yağ aldım. Biraz fazlaca yağ kullanıyoruz. Bir parmaktan biraz yüksek olabilir yağınız. Ama hiç tereddüt etmeyin çünkü tarif yağ çekmiyor. O yönden gönlünüz rahat olsun. Sosta bekletmiş olduğumuz tavuklarımızı yağın içerisine attım. Bu şekilde nar gibi kızarana kadar çevirerek pişireceğim. Kalamarlarımız hazır. Nar gibi kızardılar. Çok lezzetli bir tarif bu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yanında mutlaka yaptığınız zaman bu sosu da hazırlayın derim. Çok lezzetli oluyor gerçekten ve asla yağ çekmiyor. Şöyle sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.